Geleceğiz, yine yapacağız inşallah. Kamudaki israfın önlenmesinin yanında faiz ödemelerinin ortadan kaldırılması. Denk bütçe ve havuz sistemiyle bu senede 300 milyar, 500 milyar lira faize verilen paralar ortadan kaldırılacak. Üçüncü atılacak adım, imtiyazlı holdinglere bağlanan hortumların kesilip atılması. Hayır, sen buradaki gariban çiftçinin gelip traktörünü haczediyorsun, boğazına yapışıyorsun. Öbür taraftan gidip bir tane imtiyazlı holdinge bir kalemde 9 milyar vergi borcunu siliyorsun. Böyle şey mi olur? Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi? Böyle adalet mi olur Allah aşkına? Bunları önleyeceğiz. Paylaşımda adalet. Paylaşımda adalet. İmtiyazlara kesilen hortumların kısılması. Bu üç adımın yanında dördüncü adım da Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olarak yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabımızda belirttiğimiz adımlar atılacak. Birinci 40 yılda 6 ayda 35 milyar dolar kaynak nasıl bulduysak, ikinci 40 yılda da bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız Allah'ın izniyle. Borçsuz, zamsız, vergisiz ne yapacaksın bu kaynağı? Asıl sahibi olan millete aktaracağız. Gelir gelmez milli görüş sözü veriyoruz. İşçi, memur, emekli maaşlarına %150 maaş zammı yaparak işe başlayacağız. Çiftçiye, köylüye özel ucuz mazot. Bütün tarımsal girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi, en yüksek taban fiyatları, gerekirse bütün mahsulüne en yüksek taban fiyatıyla devlet tarafından peşin alım garantisinin verilmesi. Emekli, memur, işçi, çiftçi, dar gelirli milyonların yüzü gülecek, refah seviyesi, alım gücü artacak. Kendi kendine geçimini sağlayacak hale gelecek. Biz ne diyoruz? Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. (Gülüyor) 81 ilimize 681 refah projesi. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz. Biraz önce söyledim, işsizlerin başvurusunu 455 kadroya 113 bin kişi başvuruyor. Bunun önlenmesi için kitabımızı ortaya koyduk. 81 ilimize 681 refah projesini hayata geçireceğiz. Vatandaşın, küçük esnafın ve çiftçinin banka borçlarının faizlerini bir defaya mahsus olmak üzere devlet olarak biz üstleneceğiz. Bunun yanında haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Bir telefon alıyorsun, iki telefon parasını devlete veriyorsun. Bir araba alıyorsun, üç araba parasını devlete veriyorsun. Böyle şey olmaz. Bunların hepsini kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vaat ediyoruz. Bilimsel kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek eğitim. Kaliteli nesil olmadan yeniden büyük Türkiye'yi kuramazsın. Kalkınmayı sağlayamazsın. Kamuda işe alımlarda mülakat mekanizmasını ortadan kaldıracağım. Torpil, adam kayırma, bunlar olmayacak. KPSS'den belli bir taban puanı aldıktan sonra girmek istediği kurumun yapacağı yazılı teknik sınava girecek, o kuruma özgü. O yazılı teknik sınavda da en yüksek puanı alanlar girecek. Dayısı olan değil, hakkı olan hizmet makamına oturacak. Hakkı olan. Milli görüş demek, adalet demektir. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti ve yargıda adaleti tesis edecek. Bu bizim inancımızın gereği. Tabii bütün bunların yanında son olarak vurgulamak istediğim manevi kalkınma konusu. Ne diyor Erbakan hocamız? Sadece maddi kalkınma yetmez, manevi kalkınma gerek. Dünyanın en mükemmel cerrahını yetiştirirsin, gider para için adam keser diyor. Neden? Çalıştığı hastane daha fazla ciro yapsın, ben daha fazla para kazanayım diye gereksiz yere ameliyat yapar. Dünyanın en mükemmel bilgisayar programcısını yetiştirirsin, gider internet üzerinden banka hesaplarını hackler, kendi hesabına para aktarır. Dolayısıyla ahlak ve maneviyat olmadığı zaman o bilimi, o ilimi o çocuğa vermen faydadan çok zarar getirir. Allah gani gani rahmet etsin.
Peki bugün manevi kalkınma noktasında ne görüyoruz? Baştan aşağı bir ahlaki ve manevi erozyon görüyoruz. Davut Güloğlu Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi Türkiye'de boşanmalar artıyor. Üç evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanacak noktaya gelmiş. İskandinavya'ya, Avrupa ülkelerine dönmüşüz. Evlenme yaşı artıyor, evlenme oranı düşüyor. Sadece bu mu? Hayır. Bununla beraber uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı düşüyor. Diyarbakır'da muhtarlarla bir toplantı yaptık. En önemli derdimiz gençlerin uyuşturucu kullanmasıdır. Şanlıurfa İl Başkanımız Urfa'nın en önemli problemi uyuşturucudur. Biz Urfa'yı peygamberler şehri olarak biliyoruz. Uyuşturucu bu hale geldi. Kullanma yaşı düşüyor. Bunun yanında gençler arasında deizm ve ateizm gibi felaketler yaygınlaşıyor. Allah muhafaza buyursun. Ve bunlara ilave olarak dış güçlerin bünyemize zerk etmek istediği LGBT sapkınlığı yaygınlaştırılmak istedi. Allah muhafaza. Bütün bunlar yeni nesillerimize ve toplumun, ülkenin sigortası olan aile yapısına olan tehditler. Bunları ortadan kaldırmak için dört alanda acil eylem planlarımızı devreye koyacağız. Bir tanesi eğitimin ıslah edilmesi. Maneviyatçı nesiller yetiştirmek. Materyalist değil maneviyatçı. Nefse esaret değil nefis terbiyesine esas alan. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller. Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller. Eğitimin yanında medyanın ıslah edilmesi. Medya sürekli ahlaki erozyona yol açıyor. Şu dizilerin senaryolarını görüyorsun. Kim kimin çocuğu, kim kimin babası, kim kimin annesi belli değil. Böyle dizi mi olur Allah aşkına? Yarışma programlarını görüyorsun. Buradan sürekli olarak ahlaki erozyon pompalanıyor. Bunların ıslah edilmesi ve düzeltilmesi. Üçüncüsü aile ve sosyal politikalar alandaki yasaların ıslah edilmesi. Avrupa'dan ithal, Batı'dan ithal 6284 sayılı kanun. Yuva yıkan, babaları evsiz bırakan, aileyi perişan eden. Hayır, bunları yerine kendi yapımıza, kendi değerlerimize, kendi inancımıza uygun yasalar. Ve tabii ki dördüncü atılacak adım da ekonomik krizin ortadan kaldırılması. Ekonomik kriz uyuşturucu kullanımında da etken, yuvaların yıkılmasında da etken, ahlaki erozyonda da etken. O nedenle ekonomik krizi de inşallah ortadan kaldıracağız. Yasaları ıslah edeceğiz. Eğitimi ve medyayı ıslah ederek maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınma hamlesini de gerçekleştireceğiz. Bütün bunları kim yapabilir? Bütün bunları sadece ve sadece milli görüş yapabilir. Nereden malum? 50 senelik geçmişe, tarihe bakın ve görün. Milli Selamet Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemlere bakın. 54. hükümette Erbakan hocamızın icraatlarına bakın. 89 ve 94'teki yerel yönetimlerdeki o efsane hizmetlere bakın. Ne zaman milli görüş geldiyse milletin yüzü gülmüş. Ne zaman milli görüş geldiyse mazlumların ve ezilenlerin yüzü gülmüş. Yeniden geleceğiz ve yine inşallah aynısı olacak. Son olarak diyorum ki kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Cenab-ı Allah'ın izniyle, aziz milletimizin teveccühüyle, desteğiyle yapılacak olan ilk seçimlerde iktidara geleceğiz ve bu aziz milleti bu maddi ve manevi sıkıntılardan yeniden Refah Partisi olarak kurtaracağız inşallah. Milli görüş var, yine Refah var, üzülmeye ve yese düşmeye gerek yok. Yine geleceğiz ve bu milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de yine biz güldüreceğiz inşallah. Ne yapacaksınız geldiğiniz zaman? Öncelikle bir defa dört tane önemli adım atılacak. Birincisi, kamudaki israfın önlenmesi. Kamu kurumlarının hiçbir tanesi kendi bütçesinden daha fazla bir harcama, gelirinden daha fazla bir harcama yapamayacak. Denk bütçe zorunlu olacak. Millet perişan halde, ekonomik kriz var. Sen bütçe açığı veriyorsun. Hayır, böyle bir şey yok. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak.
Ve her zaman söylediğimiz gibi suistimal, yolsuzluk, rüşvet diye bir şey kalmayacak. Gelir gelmez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarının giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur tabelasını yeniden asacağız.